Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanto üstü tam kıvamında nefis bir mercimek çorbası tarifim var. Bu ürün yapımına başlayalım. Tencereye bir su bardağı mercimek alıyorum. Mercimeği öncesinde yıkadım ve süzdürdüm. Bir tane büyükçe patates, bir tane havuç ve bir tane de soğan kullandım. Orta boy. Soğan, beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Evde mor soğan kaldığı için ben mor soğan ekledim. İçerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Bütün malzemeleri ben bu şekilde çiğden doğruyorum ve suyunu vererek kaynatıyorum. 1 tatlı kaşığı dolu dolu salça ekliyorum. Bir tutam tuz ilave ediyorum ve biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı kullanıyorum ben şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim daha sonra üzerine kaynar su ekliyorum yaklaşık bir buçuk kilo kadar kaynar su ekliyorum mutlaka su kaynar olsun arkadaşlar şöyle salçanın üzerine koyarak ezdiriyorum bu şekilde hem çok pratik oluyor çok da hafif oluyor denemenizi tavsiye ederim Siz göz kararı suyunu ilave edebilirsiniz. 2 litreye kadar su ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve orta ateşte kaynatıyorum. 15 dakikanın ardından kontrol ediyorum. Çok çabuk pişiyor gördüğünüz gibi. Hiç düdüklüyle uğraşmanıza gerek yok. Ben mercimek çorbasını hiçbir şekilde düdüklüde haşlamam arkadaşlar. Çünkü çok çabuk pişiyor. Şöyle gördüğünüz gibi Artık hazır. Bir blenderdan geçiriyorum. Blenderdan çekiyorum. siz söylemeden ben hemen söyleyeyim. Tavanın tabanını değdirmiyorum. Gördüğünüz gibi yüksekten blenderdan çekiyorum. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. İyice blenderdan çektim gördüğünüz gibi. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Şöyle kıvamını göstereyim. inanılmaz lezzetli şifa deposu bir çorba. Bizim evde her gün çorba yapılır sizlere de tarifini veriyorum birçok çorba tarifi kanalımda mevcut hepsini göz atabilirsiniz hepsi de birbirinden lezzetli birbirinden şifalı şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı alıyorum tereyağı miktarını kendi damak tadınıza göre arttırabilir azaltabilirsiniz 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim sosunu hazırlıyoruz üzeri için İkinci işlemle lezzetine lezzet katacağız. 2 tatlı kaşığı kuru nane ilave ediyorum. Kur, kuru nane çok yakışıyor mercimek çorbasına. Şöyle kaşın ucuyla karabiber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve yağı yakıyorum. Kesinlikle aşırı yakmayın. Aksi halde kararır sadece kızarması yeterlidir. Şimdi de göstereceğim sizlere inanılmaz lezzetli bir sos oluyor bu tarif. Şöyle bakın, kızarmaya başladı, kavrulmaya başladı. Bu kadar yeterlidir. Kesinlikle daha fazla ısıtmayın. Aksi halde dediğim gibi nane ve kırmızı toz biber yanacaktır. Sosu çorbayla buluşturma vakti geldi. 5 dakika kadar şöyle kaynattım. Ve artık sosunu veriyorum. Sese gelin. inanılmaz güzel bir ses. Değerli takipçilerim, sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle lütfen paylaşmayı unutmayın. Onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan, e, WhatsApp gruplarınızdan paylaşabilirsiniz. Evet şöyle karıştırıyorum. Bakar mısınız? Sosunu verdikten sonra inanılmaz güzel bir renk tonu oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden ben afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Artık çorbam hazır. 2-3 dakika kadar kaynattım sosunu verdikten sonra ve artık servise geçiyorum. Akşam çekimi olduğu için masada her zaman bu şekilde ışık sorunu yaşıyorum. Lütfen kusura bakmayın artık. Sıcak sıcak içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifi verdim bugün sizlere. Evet, üzerinize pul biber serpiştiriyorum. Ve sizlere kaşıkla bir de dokusunu göstereyim. Kıvamını. Bizim evde çok sık yapılan bir çorba tarifidir denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın